Selamlar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu kez rüzgar yok. Birazcık daha sakin bir hava diyebiliriz. Şu anda evin karşısında bir yürüyüş alanı var. Orada şey yapıyordum. Orada geçenki videoyu çekmiştim. Kenar tarafında bir ormanlık gibi bir alan vardı. Hani oraya girsem mi, girmesem mi, bir baksak falan dedim. Esra ile beraber geldik. Esra dayanamadı, geri dönmek istedi. Onu tekrardan geri götürdüm. Şimdi de kendim yalnız yürüyorum. Burası ama bayağı orman yani. Şimdi geçerken siz de göreceksiniz. Geliyorken birkaç tane sincap falan gördüm. Açıkçası bu kadar yoğun bir ağaçlığı beklemiyordum. Çok şey, gerçekten çok insan böyle birazcık ürkmüyor değil. Açıkçası şöyle birazcık göstereyim size de. Şimdi bu videoda birazcık şeylerden bahsetmek istiyorum. Hani buraya işte gelince ilk de bir çömezlik mevzuları falan oluyor ya. Öyle kısa bir iki şeyden bahsedip videoyu sonlandıracağım. İnşallah çok karanlık çıkmıyorumdur. Aslında dış çekim yapmamın sebebi evdeki ışık yetersiz oluyor. Dışarıda GoPro ile çok daha iyi performans alabiliyorum. Şeyi anlatayım size. Arabayla alakalı yaşadığım amatörlükleri anlatayım size. Şimdi araba kullanmaya başladım. İşte zaten onun videolarda falan bahsetmiştim. İlk etapta şeye şaşırıyorsun. Direksiyon farklı bir yerde olduğu için hep diğer tarafa gidiyorsun. Bakıyorsun ki direksiyon yok. Onun bir çömezliğini yaşıyorsun. Birkaç kere başına geliyor. Hala bile bazen başına gelebiliyor. Ondan sonra en tehlikeli kısmı ise şu oluyor. Şimdi her ne kadar kendini alıştırmış olsan da yolun sol tarafından gitmen gerektiğine dair hep öyle zaten şartlandırıyorsun kendini. Hep ona göre gidiyorsun. Ama şeyde sıkıntı oluyor. 2-3 şerit olunca şöyle bir afallıyorsun. Ben bir tanesinde böyle farklı bir şerit gittim. Sonra giderken yandan bir araba geçti. Ben soldan gidiyorum, o geliyor. Aslında yolun hepsi geliş. Ben yanlış gidiyorum. Baktım böyle bir Pakistanlı bir tip vardı. Hiçbir şey söylemedi. Ben de devam ettim. Sonra bir baktım. Ama böyle bir içimde de bir şüphe var yani böyle. Sonra bir baktım. İngiliz arabası. Hani yani adamın tipi İngiliz, herhalde İngilizdir. İşte selektör falan yaktı. Ben tabii hemen uyandım. Otobüs falan geliyordu bu sırada. Hemen hızlı bir şekilde geriye döndüm, gittim ama çok tehlikeliydi. Etraftaki insanlar bana böyle bir ağzını açmış. Ne yapıyor ya bu falan diye bakıyorlardı. O anda böyle bir döndüm, şey yaptım. Trafikte şeyler çok, yani kısmen de olsa çok nadir oluyor şeyler, öyle anlayışsız olanlar. Geneli anlayışlı. Yol verme mesela. Yol veriyorlar adamlar. Bayağı bildiğin yol veriyorlar. İnsan nasıl ya? Hani vermemesi lazımdı. Önünü kesmesi lazımdı falan diyor. Ki ben ters şeritte gittiğime rağmen adam bana böyle ciddi anlamda böyle bir tepki vermedi. Uyardı sadece. Hemen döndüm. Işıklarda ben problem yaşadım. Burada 3 tane ışık var. Bir sağda var. Bir solda var. Bir de karşıda var. Bu aslında kullanıcı için, yani aracı kullanan kişi için kolaylık. Bazen sağdakini görmekte zorlanırsan ya da soldakini görmekte zorlanırsan direkt karşıdakine bakıyorsun. O güzel oluyor. Ancak kavşak olduğunda sen, şimdi bunu nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Yola girdiğinde, sağa doğru dönmen gerektiğinde, döndüğünde hemen kenardaki lambayı görüyorsun. Kırmızı yanıyor. Aslında o kırmızı sana değil, karşıdan gelenler için olan bir kırmızı. O an böyle bir şaşırıyorsun, duruyorsun. İlk zamanlarda duruyordum ben. Durduğun zaman, durmaman gerektiği zamanlarda zaten arkadaki araba seni uyarıyor. Ancak hani birden durduğunda uyaramayabilir. Çarpma tehlikesi çok fazla. Çok fazla. O ciddi bir sıkıntı olabiliyor. Sonra yine aynı şekilde düz yolda gidiyorsun. Sağ taraftaki, yani biz hep şeye alışkınız.
sağda bir lamba yansa kırmızı dururuz. Ama bazen de o ışık sağ tarafa gidecek olan yol için oluyor. O gibi durumlarda böyle bir tökezleyip kalabiliyoruz açıkçası. Birazcık da şöyle gideyim. Ondan sonra yani ışıklara alışmak birazcık zaman alıyor. Bir de şey var, sağ şeride girerken mesela aslında hep Türkiye'deki gibi düşündüğümüz için aklımız ona çalışmıyor ilk etapta. Sağdan hemen gireyim diyorsun. Aslında o çıkış, yani ben yanlışlıkla bir iki kere falan çıkıştan girdim hatırlıyorum. Hani sonradan toparlıyorum ama ilk etapta toparlamak birazcık daha zor oluyor. Yavaş yavaş oturuyor bunlar. Birazcık da hani insan, yani kaza yapabilir miydim? Yapabilirdim. Çünkü hatırlıyorum bir yerden çıktığımı, çıkıştan giriş yaptığımı. Bayağı bir tehlikeli aslında. Bunun yanı sıra şöyle bir şey daha yaşadım. Araba kullanıyorken ya biz ne yapıyoruz? Bizim kafamız nasıl çalışıyor? Bizim kafamız şöyle çalışıyor. Giderken mesela yolda, yani bilmiyorum, Türkiye'de en azından ben öyleydim. Birisi bana bir yerden çıkacağım zaman selektör yakıyorsa, hani çıkma ben geçiyorum gibi bir mesaj veriyor aslında. Ama burada kafa birazcık daha farklı çalışıyor. Birisi selektör yakıyorsa geç ben hani burada bekliyorum seni demek anlamına geliyor. Anlatabildim mi? Burada biri selektör yakıyorsa duruyorsun. Karşıdaki sana yakıyorsa, bir yerden çıkacaksan falan, geçiyorsun sen. Böyle bir kural var mı kültür bilmiyorum ama böyle bir kültür yazılı olmayan bir şey var belli ki. Ben bunu deneyimledim. Hatta bir keresinde adama ışık yaktım. Geçme anlamında, sonra ben geçtim falan. Bazen böyle bir saçmaladığımız zamanlar da oluyor. Şurayı göstereyim. Şöyle küçük bir göl gibi bir şey var. Bataklığa da benziyor. Enteresan birazcık. Birazcık da çöp var. Sanırım kask var şurada bir tane. Neyse, şöyle devam edelim. Bir de şey var. Trafikle alakalı olarak. İnsanlar ışıkta ışığı anlattım. İşte o normal şeyleri anlattım. Onun yanı sıra trafikte çok fazla problem olmuyor açıkçası. Bir şu roundabout olayı var. Döner kavşak mevzusu var. Vallahi Türkiye'dekini bile unuttum şu anda. Hani zaten Türkiye'de düzenli bir araç kullanıcısı değildim. Hani arada bir kira alıyorduk falan böyle tatile bir yere giderken. Onun dışında öyle bir şeyimiz olmuyordu. Orada şunu fark ettim. En çok zorlandığım kısım döner kavşaklar. Döner kavşaklarda, hani bununla alakalı bir görsel falan bulursam paylaşırım. Şu karşıya bir bakayım. Bulursam paylaşırım. Döner kavşaklarda şöyle bir sıkıntı oluyor. Yani burada şey kültürü var. Arabayı kullanıyorsun diyelim ki. Sağa gitmen gerekiyor diyelim ki. Düz gidiyorsun. Sağa gitmen gerekiyor diyelim ki. Sağ şeritte olman gerekiyor. Soldan sağa geçince zorlanıyorsun. Çünkü herkes şey yapıyor. Korna çalıyor. Sinyal yapıyorsun. Görmüyor falan. Problem yaşıyorsun. Ben hala bunun problemini yaşıyorum. Şu gibi durumlarda yaşıyorum. Yolu bilmediğim zaman, daha önceden kullanmadığım bir yolsa bu problemi yaşıyorum. O yüzden şerit çok önemli. Sağa döneceksen yolun sağının sağ tarafında bulunman gerekiyor. Şeridin sağ tarafında gitmen gerekiyor. Sola döneceksen solda gitmen gerekiyor. Dümdüz gideceksen ortada durman gerekiyor. Zaten şeylerin hepsi seni yönlendiriyor. Kavşak kısmına geldiğinde şurada bir tane şey var ama görebilecek misiniz bilmiyorum. Sincap vardı. Yolun kenarında sana şunu belirtiyor. Okla beraber bu hem sağa hem sola gidiyor ya da dümdüz gidiyor şeklinde belirtiyor. İşaretler falan gayet anlaşılır. Kullanışlı. Bazen şey oluyor. Yolda çalışmalar falan bayağı çok oluyor burada. Tadilat çalışmaları gibi düşünebiliriz. İşte yol yapım çalışması falan çok oluyor. Onlarda da seyyar bir ışık kullanıyorsunuz. Onlarda normal bildiğimiz kırmızı ışık, yeşil ışık mantığında çalışıyor.
Bir keresinde şöyle bir şey yaşadım. Şimdi ben en rahat şeyde kullanıyorum. Böyle normal sokak arasında kullanabiliyorum. Zaten kullandığım araba da kısa mesafeli alanlar için ideal. Uzun mesafede birazcık rüzgar esse uçacak gibi geliyor bana. Kısa mesafede bu problem olmuyor. Bir kere de yine şöyle bir şey yaşadım. Arabaya bindim, çıktım gidiyorum. Bir araba bana doğru geliyor. Gelen kişi de böyle Japon'a benziyor. Şöyle yaptı. Yani böyle ne demek istedi acaba falan diye böyle bir düşündüm. Meğersem yol tek şeritmiş. Sonradan farkına varınca hemen döndüm, toparladım. Böyle şeyler oluyor. Ama iyi bir araç kullanıcısıysanız, hani Türkiye'deki şartlara göre, Türkiye'de çok iyi düzenli olarak arabanız varsa, araba kullanıyorsanız problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Yani bir haftada falan çok rahat toparlarsınız. Trafikte yani genelde Google Maps, Apple falan kullanılıyor. Bu konularda da şunu söyleyeyim. Şurası da çok güzelmiş. Şöyle bir çekeyim. Apple vesaire kullananlar var. Onda da şöyle mevzular var. Onları da anlatayım. Burada en çok, yani benim en çok severek kullandığım uygulama Waze uygulaması. Waze buranın işte Google Maps'i gibi burada kullanılabiliyor. Avantajı ne? Avantajı şu. Şeyleri söylüyor. Neydi onun adı? Kamera olan yerleri söylüyor. Ondan sonra uyarıyor seni. İşte şurada kamera var. Ondan sonra ortalama hız bölgesine geldin falan. Bunlar da uyarıyor seni. Bunun yanı sıra şeyler var. Normal Apple'ı zaten biliyorsunuz. Ben Apple kullanmıyorum şu anda. Sadece Apple'la ilgili şunu söyleyeceğim. Waze uygulaması bazen, hatta Google Maps de bazen yolu olduğundan uzun gösteriyor. Ama Apple uygulaması mümkün olan en kısa yolu gösteriyor. Bunu belirteyim. Ondan sonra Google da bildiğim kadarıyla kamera olan noktaları, bölgeleri falan gösteriyor ama Google birazcık daha şey gösteriyor ama ben Waze'e alıştım. Yani birazcık da alışkanlıkla alakalı bir şey bu. Çünkü hani şimdi Waze'i kullanıyorum, sonra diyorum ki işte Google Maps'i kullanayım ya da konumu bulamadıysam eğer Google Maps'i kullanmaya başlıyorum. Google Maps de şey yapıyor. Diyor ki yani bir tanesi bulamıyorsa diğerine geçiyorum. Ama diğerine geçtiğimde de mesela sıkıntı yaşıyorum. Çünkü Waze'e alıştım. Waze'den gidiyorum çünkü. Onun talimatlarına birazcık daha kulak aşina oluyor. Ya da onun harita göstergesine aşina oluyor. Bu şekilde. Navigasyon mevzusu bu şekilde. Navigasyon çok önemli. Çok önemli. Gerçekten de. Çünkü hiçbir yeri bilmiyorsun. Hiçbir fikrin yok. O anlamda navigasyonu da tavsiye ediyorum. Ha bir de şey var. Arabada telefon kullanma olayı. Arabada telefon kullanmak yasak. Cezası falan da varmış. Ne kadar cezası var bilmiyorum. Sadece şey var. Arabada telefon şu camları da tutturuyorlar ya. Onunla beraber kullanınca yasak olmuyor. Zaten onunla kullandığın zaman da en fazla şeye bakıyorsun. Navigasyona bakıyorsun. Arabayla alakalı, araba kullanmayla alakalı söyleyeceğim ilginç şeyler bu. Abi bir keresinde de bir markete gitmiştim. Markette şey yapmıştım. Neydi? Aldi'ye gittim. Aldi'de şey var. Kasaya gidiyorsun ya, normal Türkiye'deki A1, A101'de, BİM'de olan şu şey var ya, işte akıyor ya, oraya koyuyorsun ya. Şimdi ben atıyorum, su alıyorsun, suyu koyuyorsun. Atıyorum 10 tane su aldın diyelim ki. Ben tabii hemen 10 tanesini alıp oraya koyuyorum. Koymamak lazımmış. Kadın bana anlatıyor, diyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Dediğim gibi yani bazen kelime bilmiyorsun. Bazen onun aksanını da anlamıyorsun. Sonradan fark ettim. Mantığı şu, hani ağır olan şeyleri genelde oraya koyulmaması taraftarlar. Bir şeyden 10 tane aldıysan bir tanesini koyman yeterli. Sonra o bakıp sayıp
hop 10 tane alırsan çarpı 10 deyip çarpıp gidiyor. Hesabını o şekilde yapıyor. Ama yani şey güzel, hani terslemiyorlar, gülüyorlar, daha nezaketliler. Diyorum kusura bakmayın, hani İngilizcem iyi değil falan diyorum. Yani sorun değil falan diyorlar böyle, no problem falan yapıyorlar böyle, don't worry falan. Öyle şey yapıyoruz. Yavaş yavaş uyum sağlıyoruz. Evet, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.